Emel'de lezzetli anlar mutfağından herkese iyi akşamlar diyorum. Bugün farklı ve lezzetli bir mısır patlaması yapacağız, patlatması yapacağız sizlerle birlikte. Evet, makinem vardı, makinem bozuldu. Eğer sizde de makine yoksa, mısır patlatma makinesi yoksa bu şekilde deneyebilirsiniz. Evet, ben de normalde bu tarifini patlatma makinemde deneyecektim ama makinem bozulduğu için hem de sizlere bilgi olması açısından tavada yapacağım. Böyle bir tavada yapacağım. Yazın kafede öğrendiğim bir tarifti. Gerçekten çok lezzetli buldum. İkram olarak geldi. Çok lezzetli buldum. Çok beğendim. Arkadaşlarla çok beğendik. O yüzden de hemen de sizlerle paylaşmak istedim. Burada bir çay bardağı mısırım mevcut. Mısırımızı tavamıza alıyoruz. Üzerine biraz hemen yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ. Çok az, çok değil. Burada acı toz biberimiz var. Görüyorsunuz pul biber değil, toz biber kullanacağız. Hemen toz biberi. Acılık oranı ya da bunu kullanma oranı size kalmış ama gerçekten muhteşem, lezzet verici bir hal alıyor. Ocağımın altını açıyorum. Kapağımızı kapatalım bu şekilde. Sallayarak ısındıkça zaten sürekli sallayın bu şekilde. Sürekli çatladıktan sonra, salladıktan sonra zaten ısıyla kendi kendine patlamaya başlayacaklar. Evet, acı biberin kokusu şu an gelmeye başladı o yağla birlikte. Harika bir lezzeti olacak. Evde sinema keyfiniz varsa yanına muhteşem bir seçenek. Çalkaladıkça mısırlarımız patlamaya artık başladı. Eğer eliniz yanacaksa bu şekilde tutabilirsiniz bir şeyde. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde salladıkça mısırlarımız patır patır patlamaya devam ediyor. İşte biberli mısırlarımız hazır. Filmimiz de başlamak üzere. Zaten yağlı, karabiberli, acılı. Gerçekten az önce de aktardığım gibi yazın bir kafede tanıştım. Bu lezzetle gerçekten muhteşemdi. Bayılarak yedik oğlumla, ailemle birlikte. Sizlerle de tanıştırmak istedim. Deneyin. Siz de mutlaka beğeneceksiniz. Afiyet olsun.